Operasyonlar elbette dağlarla sınırlı değil. Terör örgütü büyük şehirlerde de güvenlik güçlerinin takibinde. O takiplerden biri geçtiğimiz pazartesi günü Mecidiyeköy'de müthiş bir operasyonla sonuçlanmıştı malumunuz. Bombalı eylem hazırlanan terörist kıskıvrak yakalanmıştı. O terörist artık cezaevinde. Üstelik tek başına da değil. Polislerin arasında slogan atmaya çalışan kişi Mecidiyeköy bombacısı. Adliyeye girerken bağırmaya çalışıyor ama başaramıyor. Mecidiyeköy'ü kanamayacak. Kameralar ilk kez onun, zanlı BÖ'nün yüzünü görüntülüyor. Çünkü 4 gün boyunca sorgulandığı emniyetle hastane arasında mekik dokurken kar maskeliydi. Polis bu kez 27 yaşındaki zanlının yüzünü gizlemedi. Zanlı terörle mücadele şubesindeki sorgusunda susma hakkını kullandı. Yani avukat nezaretinde yazılan resmi ifade tutanakları boş kaldı. Ancak polis de yaptığı mülakatta çok önemli bilgiler verdiği öne sürülüyor. Zanlının suç kaydı da belli oldu. O kayıt aylık kabarık. 1999'da Ankara'da Molotov kokteyliyle bir belediye otobüsünü yaktı, yakalandı, tutuklandı. 5,5 yıl hapis sistemiyle yargılandı ama 6 ay yatıp çıktı. 2002'de sahte kimlik kullanmak ve yurdu kaçak yollardan terk etmeye çalışmak suçlamasıyla tekrar tutuklandı. Bu defa 2 ay yattı. Çıktıktan sonra da Kuzey Irak'a gitti, PKK'ya katıldı. Örgütün bombacılarından biri oldu. Bir süre önce de eylem için Türkiye'ye sızdı. Ne var ki polis onun geldiğini de eylem hazırlığında olduğunu da biliyordu. Zanlı bir ay boyunca takip edildi. Ve o takip Mecidiyeköy'de bomba dolu çantayla yakalanmasıyla birlikte sona erdi. İşte o bomba. Bugün terörle mücadele şubesinin briefing salonunda masaya serilmiş durumda. Öncelikle A4 plastik patlayıcı Saddam'ın ordularının depolarından çalınmıştı. PKK'nın eline geçti. Ana patlayıcı burada ve bilyeler. Bilyelere ayrı bir parantez açmak lazım. Örgüt çok sayıda can kaybı istiyordu. İşte o can kaybını da bombanın yanına yerleştirilen bu bilyelerin etrafa kilometrelerce hızla yayılmasıyla sağlayacaktı. Ve ateşleme düzenekleri. Çift ateşleme düzenekli bomba ilk kez İstanbul'da ele geçiriliyor. Öncelikle cep telefonu, yani uzaktan Avrupa'dan bile aransaydı zanlı o sırada patlama gerçekleşecekti ve canlı bombanın kullanması için de bir el butonu hazırlanmıştı. El butonu da burada. Eğer bu düğmeye basmış olsaydı o korkunç patlama gerçekleşecekti. Ancak İstanbul polisinin müthiş operasyonuyla bu büyük facianın önüne geçildi. Ve Yenibosna'daki hücre evinden çıkan ikinci bomba. İkinci bomba da burada. Bu kez farklı bir yapı kullanılmış bombada. Boruların içerisine A4 plastik patlayıcı yerleştirilmiş. İşte bu küçük boru parçalarının içerisinde sıkıştırılmış olarak yaklaşık 1,5 kilo A4 patlayıcı var. Ancak polisin operasyonuyla birlikte bu bomba hücre evini terk etmeden ele geçirildi. Bombacı Yenibosna'daki o evde gözaltına alınan kişiyle birlikte tutuklandı. Şimdi cezaevinde. Sayın seyirciler, son operasyonda yakalanan bombacı ilk değil. Bundan önce yakalanan çok sayıda bombacı var. Üstelik o sayı hayli kabarık. Bugüne kadar tam 400 bombacı terörist yakalandı. 250'sinin de kendinden teslim olduğu, pişmanım dediği ortaya çıktı. Sonuncusu Mecidiyeköy'de böyle yakalandı. Yargıya hesap vermeye hazırlanıyor. O, PKK'nın son operasyonlarla tamamen köşeye sıkıştığının canlı kanıtı. Çünkü Kuzey Irak'ta ve operasyon bölgesinde hareket edemez hale gelen örgüt, terörü büyük şehirlere taşımaya çalışıyor. Aslında uzun yıllardır. Açın! PKK 1999 yılında Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından intikam saldırıları planlamaya başladı. Bu saldırılar içinde özel bir grup oluşturuldu. Özel olarak seçilmiş, genelde mühendislik eğitimi almış, elektrik ve elektronik konusunda bilgili teröristlerden. O dönemden bugüne sayıları tam 800'ü buldu. Bu tablo karşısında polis de pek çok açıdan harekete geçti. Uzaktan kumandalı bomba imha araçları bu nedenle alındı, yaygınlaştırıldı. Bu arada örgüt de diğer teröristlerden ayrı tuttuğu bombacı bir eğitim verdi. Bu eğitim 6 aylık temel askeri, 6 ayda yoğunlaştırılmış bomba eğitiminden oluşuyordu. Üstelik onlara
Eylemlerden önce yakalanmamaları için istihbarat servislerinden kaçma yöntemleri de anlatılıyordu. Tabii bu arada Türk istihbarat birimleri de adım adım onları izliyordu. Eğitilmiş olanları da, eğitime alınanları da. Birileri gidip yerine yenileri geldikçe durum değişmedi. Tam 8 yıl boyunca özel istihbarat yöntemleriyle bombacı teröristlerin isimleri tek tek belirlendi. Şu anda 800 bombacı teröristin de ismi biliniyor. Ama büyük bölümünün isminin biliniyor olmasının artık büyük bir önemi kalmadı. Çünkü tam 400'ü yani yarısı eylem için büyük şehirlere gönderildiğinde yakalandı. Bu operasyonel bir başarıydı. Ancak bir de işin pişmanlık boyutu vardı. Yine bu 8 yıllık süreç boyunca 250 bombacı terörist de eylem için gönderildikleri şehirlerde güvenlik güçlerine kendiliklerinden teslim oldu. Henüz eylem yapmamış, bomba patlatmamış oldukları için de pişmanlık maddesinden faydalandılar ve serbest bırakıldılar. Aslında teslim olan terörist sayısı çok daha fazla. Ama onlar için de en kalabalık grup bombacılar. Çünkü eğitim düzeyleri diğer teröristlere göre çok daha yüksek. Kimi üniversite bitirmiş, pek çoğu da üniversite sıralarındayken kandırılarak örgüte katılmış. Yani eğitim için büyük şehirlerde yaşamış. İşte bu yüzden örgütün içinde bulunduğu açmazı kavramaları çok daha kolay. Şehirlerde kendilerine anlatılanlarla dağdaki gerçeğin çok farklı olduğunu anlayabiliyorlar. Bu yüzden kandırıldıklarını çabuk fark edip teslim oluyorlar. Buna rağmen teslim olmayanları iki sonuç bekliyor. Örgütün kendilerini canlı bomba yaptığından habersiz oldukları için ölüyorlar. Ama çoğunlukla da tam bu görüntülerde olduğu gibi yakalanıyorlar. Özellikle de büyük bir eylem planının parçası olduklarında.